kanalımdan herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlarım bu videomda sizlere tığ işi olarak yapmış olduğum bu zikzaklı çalışmanın e, nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın böyle zikzak zikzak duran bir çalışmayı hep birlikte yapacağız inşallah. E, şöyle ince bir halı kaydırmaz kullandım. Bu defa bu modelimi yaparken. 2,5 milim Şöyle göstereyim tığım var ve şöyle ince olan iplerim var arkadaşlar her türlü ipi kullanarak yapabileceğiniz bir çalışma şimdi öncelikle şöyle halı kaydırmazımızı alıyoruz yani büyük olacaktır Tabii ki de yaparken ne çalışması yapacaksak ona göre şu şekilde katlıyorum arkadaşlar şöyle bakın dört tane diğer tarafta da aynıydı ve hemen bu zikzakları nasıl oluşturacağımızı göstermek için böyle bir işlem yapıyorum. Şimdi buraları işaretliyorum. Bakın bu büküm yerlerini işaretliyorum bu şekilde. Ve daha sonra hemen burayı çevirelim. Bunun arkasına gelecek olan yeri de aynı şekilde işaretimi koyuyorum. Ve bakın şu şekilde bir yer elde etmiş oldum. Şimdi buradan Şöyle bükerek orta yerini ya yani kenardan bükelim, şöyle kenarından. Bunu da buradan bükünce, bakın şurası bizim diğerlerin yerimizi yapma yerimiz olacak. Önce ilk başta bir zikzak oluşturacağız böyle. Daha sonra bunu arkadaşlar birleştireceğiz. Yani şöyle çıkalım, çizelim. Bakın burada bir tane geçmiş olduk. Böyle yaparsanız kolaylıkla şöyle herhangi bir cetvele şunu işaretleyip daha sonra buradan şu şekilde çizerek geliyoruz. Evet birinci yerimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar ve devam edelim aynı şekilde yine buradan çiz çıkıyorum yukarıya. Zaten bunun hemen kenarından bakın buradan baktığımız zaman şuraya getireceğim. İlk sırada sadece bu şekilde çizerseniz zaten diğer sıralarda böyle bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Şöyle yaptık. Hemen buradan yine devam ediyorum ettim. Şöyle orta yerini buluyorum ve buradan aşağıya. Buradan da aynı şekilde geldim. Şimdi yaparken zaten göreceksiniz. Çok kolay bir yapıma sahip. Sadece ilk sırayı bu, bu şekilde cetvellerle de çizebilirsiniz. Ölçerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu göstermek amaçlı şöyle paylaşmak istedim. Buranın yapımı bu kadar. Şimdi hemen hangi ipimle başlamak istiyorsam onu alıyorum ve bu çizmiş olduğum yerlerin üzerinden bakın şöyle tuttum. Tığımı geçirdim. İpimi de ve bir tane zincirle buraya sabitliyorum. Sonra üzerine alıyorum ve bu çizmiş olduğum yerin üzerinde bu şekilde tutarak buradan ve buradan giriş yaparak arkadaşlar bakın böyle devam ediyorum. burayı yaptıktan sonra dediğim gibi gerisi çok kolay bakın şimdi bu yukarıya geleceğim buradan bakın şöyle alıyorum bu kareminin hemen üzerinden şu şekilde yine ve aşağıya doğru gidiyorum artık şöyle çevirip üzerine alarak çok iğnelerle bu kısmı tamamlıyoruz Son yere geldik. Hemen buradan yine bakın şöyle yapıyorum. Diğer bir zikzama geçiyorum. Orta yerin burası. Hemen açtım, üzerine aldım. Bu şekilde geçirerek buradan alıyorum. Sonra üzerine alıp yanından devam ediyorum. Bu ilk sırayı bu şekilde yaptıktan sonra gerisi çok kolay arkadaşlar. Şöyle hemen alalım. Buradan daha fazla gitmeye gerek yok. Aynı şekilde bu kısmı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ve bu ipimi hiçbir şey yapmadan bu şekilde bırakıyorum. Bakın ilk yerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bunun hemen iç kısmına burada bakın. Şu şekilde aldım. Burayı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle zik, üçgen bir biçimde tamamlayabilirsiniz. Benim burada şimdi size göstereceğim gibi kesip de yapabilirsiniz. Şimdi bunu aldım. Hemen çakma sık iğneleri ile bu yapmış olduğum yerin bakın hemen dibinden giriş yaparak alıyorum. Yer atlamıyorum. İpim de ince olduğu için. Şimdi bakın orta yere geldiğimizde yine çevirdim. Ortadan bu şekilde alıyorum önce. Sonra üzerine alıp hemen yanındaki yerden bir daha giriş yapıyorum ve aşağıya doğru devam ediyorum. Sonra Bakın bu kenara geldiğimizde bu şekilde çevirdim yine oradan aldım ve geçiyorum diğer tarafa ortaya geldiğimizde yine aynı işlemi yapıyoruz bu şekilde ve hemen dibindeki yerden de bir daha alıyorum. Ve bu şekilde burayı da tamamlamış oluyorum arkadaşlarım. Şimdi bir üst sıraya burayı kenar olarak düşünün. Bir iki zincir çekiyorum. Ve şöyle burası kenar. Öyle düşünün. Ve hemen arkadaşlarım bakın şuradan üzerine aldım. Diğerinin hemen bir üstündeki yerden giriş yapıyorum. Ve Sık iğneleri yaparak devam ediyorum. Bir tane daha buraya yapıyoruz. Sonra bakın bir böyle karedek geliyor, bir tane ise boşluk dök geliyor. Yani şu anda boşluk yerindeyiz. O yüzden buradan giriş yaptım, bunu aldım. Zikzak modellerinde zaten hep böyle ortada 3 tanesini arttırma yerimiz olduğu için arkadaşlar bakın böyle aldım. Hemen bir diğer yere yani aşağı doğru inişe geçiyorum. Bakın şuradan ve şuradan. Yani yer atlamayın arkadaşlar çünkü ipimiz ince. Eğer ince ip kullanacaksanız gerçi. gerçi. Ee, bunu sakallı iplerle de yapabilirsiniz. Bakın şimdi orta yere geldim. Buradan ne var? Kare var. Hemen buradan giriş yaptım. Ve bu şekilde karemin üzerini tamamladım. Diğer tarafa doğru geçiş yaparak orayı da yapıyoruz arkadaşlarım. Aynı şekilde. Şimdi buradan aldım bir kalemi dolduruyorum. Hemen çevirdim yerinde yaptım ve aşağıya iniyorum. Halı kaydırmazınızda böyle yaparken bükülmeler, kırışmalar olabilir. Hiç onları kafaya takmayın arkadaşlar. Direkt devam edin. En son bittikten sonra düzeliyor onlar. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Biraz uzatıyorum ipimi çıkmasın diye ve böylelikle modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Bu sırayı da geçelim hep birlikte. Şimdi buraya iki tane zincir çektim ve bir üstünden alarak şöyle bu sırayı da tamamlıyorum bu renkle. Evet şimdi iki zincir çekip bir üst sırası için hazırlanır hazır duruma getiriyoruz. Evet bu kısmı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Şimdi bakın şuralarda boşluklar var. Dilerseniz burayı kenarını en son çevirin arkadaşlarım. Böyle hani bu tarz bir iş yapacaksanız kenarını en son hepsi bit hepsi bittikten sonra çevirin derim. Ben burada İpim ince olduğu için şu şekilde iki tane yaptım ve ters sık iğne tekniğini kullanarak e, çevirdim arkadaşlar bu kenar kısımlarını. Şimdi burayı dediğim gibi dilerseniz şöyle önce bir kesilmiş halini göstereyim size. Şöyle bakın şu şuradan değil de şu kısmını hemen şöyle çıkartıyorum buradan ve burayı da ben diğer kısımda şu şekilde yaptım hemen giriş yaptım dibinden yine ve ters sık iğne ile çevirdim bakın şuradan hemen giriş yapıp bu şekilde sonra bu tarafa doğru çevirdim arkadaşlar burayı dilerseniz şimdi de onu göstereyim Şöyle mesela krem var burada. Hemen diğer ipimi alıyorum. Eğer böyle zikzaklı istemezseniz bu kenarını bu şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı böyle minik küçük şeylerle doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde Şimdi bakın şu yeri de diğer ipimle hemen alıyorum. Üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum. Üzerine alıyorum. Yanından aldım. Bu kısmını bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi en son bitince Bakın şöyle olmuş oluyor. Yani düz bir şekilde kapatmış oluyoruz burayı. Bu böyle kesmek isterseniz de böyle zikzaklı bir görünüme sahip olur. Şimdi burayı da bitirdikten sonra yine az önce gösterdiğim gibi şöyle ikisini birleştirelim. Bu tarafın tersinden gösteriyorum şu anda. Hani düzünden de yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle çevirebilirsiniz üzerine almadan Evet bakın böyle bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar eğer kesmek istemezseniz düz olur yani bakın kırışık dediğim ya da böyle dalgalı dediğim şu ördüğünüz zaman bakın şöyle yerler oluşur potluklar oluşur olursun hiç önemli değil bakın altında kesinlikle yok öyle bir durum ee, sadece bur buralarda olur ee, o da olsun dediğim gibi devam edin gidin Siz bitirin tamamlayın ee, kenarında bakın böyle e, ters sık iğne ile burada gösterdiğim gibi yapıp tamamlayabilirsiniz arkadaşlarım Evet bu videomda da size bu güzelliğin yapımını anlatmak paylaşmak istedim Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.